yılbaşı programı. Çok güzel oldu. Hep birlikte izleyelim ve yeni yıla gülerek girelim. Hele şükür. Evet sayın seyirciler, jürimiz yerini aldı. Şimdi adaylarımız... İşte benim favorim bu. Canım. Erken geldim bugün, sorma. Unutmayın, kazanmasını istediğiniz adayı sık sık arayın, kazanma şansını arttırın. Nereye gidiyorsun? Geliyorum. Alo, oyum Ege'ye. O top star seçilsin ne olursunuz. Biraz sonra geri arayacağım. Nurçe, hani sana şirket küçülme kararı aldı dedim ya. Geçen ay şirketten 40 kişi atılmıştı. Aa Necmi, bir saniye başladı. Şimdi karşınızda Ege Rüzgarı. Hoş geldin Ege. Hoş bulduk. Nasılsın? Bomba. Heyecan var mı? Biraz zor ama umarım jüri bizi beğenir. Bence olmamış. Öyle mi? Neden? Güzel söyledi çocuk. İsim olmamış. Ne o öyle Ege? Bence Akdeniz ya da Cebeli Tarık olmalıydı. Ahmet Bey, siz bir şey söyleyecek misiniz? Kutluyorum. Teşekkür ederim. Seni değil kendimi kutluyorum. Bu şarkıyı baştan sonuna kadar dinleyebildiğim için. Sen bu sesle bu şarkıyı ancak Antalya'da, Lara'da, iki yıldızlı pansiyonda söyleyebilirsin. Deniz Hanım, siz neler söyleyeceksiniz? Sende ışık görüyorum Ege. Müthiş bir elektrik aldım senden, olağanüstüydü. Yalnız şarkı seçimin galiba biraz yanlış. Bu şarkı sana olmamış. Neden? Şöyle söyleyeyim, bence bu şarkı seni biraz şişman göstermiş. Kendine göre bir şeyler seçmen lazım. Ama çok şıksın. Bence de bir Ege türküsü falan söyleyebilirdin. Ayrıca süzgeçten ve kevgirden geçmen gerekiyor. Şarkının mı? Hayır, makarna. Ayrıca makarna haşlandıktan sonra soğuk suda bekletilirse iyi netice verebilir. Bence senden top star olmaz. Deniz Hanım, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ben armağana katılmıyorum. Bir müzisyen olarak bence müthiş. Ege'cim, çok güzel bir insansın. Sesin güzel, yüreğin güzel, tarzın güzel, Hasan Celal güzel. Yolun açık olsun Ege. Kart atmayı unutma. Yalnız bir şey daha ilave etmek istiyorum. Evlilik sana yaramamış. Katılıyor musun? Peki Ege. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Ankara'dan Turgut. Hoş geldin Turgut. Nasıl? Heyecan var mı? Biraz heyecan var.
Boğazını temizlemem bittiyse şarkıyı söyleyebilir misin Turgut? Peki Turgut, şimdi seni şarkınla baş başa bırakıyorum. Ben yalnız müzik kulağı yoktu diye biliyorum. Adamın normal kulağı da yokmuş, duymuyor. Yani Ahmet Bey, müzik kulağın yok demek istiyor. Ayıp oluyor abi. Ben hiç sizde organizatör kulağı yok diyor muyum? Hayatım, ayrı şeyler onlar. Dünya müzik piyasası farklı soundlar arıyor. Bugün Amerika olsun, Afrika olsun, Meksika olsun, Japonya olsun. Yarışmayı kazandık. Turneye mi gidiyoruz? Evet, biz turneye gidiyoruz. Ama sen at dağa gidiyorsun. Bence muhteşemsin Turgut. Teşekkür ederim efendim. Turgut, bence kesinlikle bir kargadan daha güzelsin. Yani eğer bir karga ile sen katılıyor olsaydın bu yarışmaya, kesinlikle benim favorim sen olurdun. Ay yapma Armağan. Turgut, yarışmaya nereden katılıyorsun? Ankara'dan. Bir şey sorabilir miyim Turgutcuğum? Neden Ankara'da bir top star yarışması yerine İstanbul'da bir top star yarışmasına katıldın? Yani siz Ankaralılar nasıl diyor, biz İstanbul Türkçesini çok güzel kullanan birini arıyoruz. Tamam mı güzelim? Turgut, 06 Turgut, ben bir şey soracağım. Hemen çıplak fotoğraflar çektirmişsin. Daha dün bir, bugün iki. Çökerken değil mi abi? Ne fotoğrafı? Yok öyle bir şey. Buyur abi. Belden yukarı olsa neyse, belden aşağı, çırılçıplak. Foto montajdır abi. Hiç de değil. Buna ne diyeceksin? Kamera görüyor mu? Sana ben bir ev ödev vereceğim. Haftaya dağdan kestim kereste, kuş besledim kafeste adlı şarkıyı söyleyip geliyorsun. Ya Nurten, ne bu Allah aşkına? Ay Necmi, ne demek ne bu? Top star yarışması, Türkiye çalkalanıyor. Ay ne olursun Allah aşkına. Turgut, bak. Bakıyorum abi. Turgut, ata bak. Ne ata abi? Turgut. Tut, tut Turgut, tut. Yani Turgutçuğum, Ahmet Bey şöyle demek istiyor. Yani sen daha bu işin alfabesindesin. Star olmak başka bir şey. Gerçi sende bir ışıltı yok değil. Ama bunun için 40 fırın ekmek yemen lazım. Hem sonra şişersin, dans edemezsin. Dans biliyor musun sen Turgut? İyi, kasap oynarım. O zaman bir kasabın yanına gir, çıraklık yap diyorum. Şansın bol olsun diyorum. Başka da bir şey demiyorum Turgutcuğum. Turgut, ben bir şey soracağım. Sen hiç daha önce şarkı söyleyen bir karyola duydun mu? Yoo. Ama biz duyduk. Az önce söyledi. Bu iyiydi. Çak. Ben sesini beğeniyorum. Daha iyi olacağına inanıyorum. Hem daha yaşın 15. Ne 15'i? Ben 35 yaşındayım. Bence o zeka yaşını kastetti Turgutcuğum. Yani ben şimdi star olamayacak mıyım? Seni kim düşünüyor ki Turgut? Burada biz star olmaya çalışıyoruz. Turgut, ben bir şey söyleyeceğim. Yarışmaya girerken niçin bizden katil olduğunu sakladın? Ne katili? Ben kimseyi öldürmedim. Acaba? İyi hatırla. Hatta hatırlamana yardımcı olayım. Lise yılları. Biyoloji dersi. Zamanla bir kurbağayı kıtır kıtır doğramışsın. Ama onu hoca söyledi. Deney yapıyorduk. Yani hayvan bırak diyor, yani bırak diyor, sen kıtır kıtır doğuruyorsun. Kardeşim, yani bu kadar canilik olmaz. Ben bir katilin bulunduğu bir yarışmada jüri üyeliği yapamayacağım. Lütfen, şu anda çok gerginim. Lütfen.
Ne zaman bitiyor bu kabus? Aa, şimdi hayatım şimdi. ...vaat eden adayımız Umut Akyürek. Hoş geldiniz Umut Hanım. Teşekkür ediyorum. Umutcuğum, sen şarkıyı okumadın, şarkının içine okudun. Star olmak öyle kolay değil. Sen bu sesle dünya müzik arenasında bir yere gelemezsin. Gel, ha, gelirsin. Gelsen gelsen İspanya'daki boğa güreşlerinin arenasında bir yere gelirsin. Umut, ben bir şey söylemek istiyorum, bir şey söyleyeceğim. Bence senin sesin çok güzel ama konuşma sesin. Ben armağana katılmıyorum, olmadı. Umut, yarışmaya nereden katılıyorsun? İzmir'den. Umut, bence İstanbul Türkçesiyle söylemen gerekiyor. İzmir Türkçesiyle bu iş olmaz. Hatta İstanbul Türkçesi yetmez. Bunun için doğma büyüme İstanbul'da olmak gerekir. Başkasını tanımam. Umut, bir röportajında takma dişli erkekleri daha seksi bulduğunu söylemişsin. Hayır, ben olgun erkeklerden hoşlandığımı söylemiştim. Ben anlamam, haftaya elmayı dişlerim, sapını gümüşlerim şarkısını çalışıp geliyorsun. E yani, kızcağızın da çok üstüne gidiyorlar. Karnın açsa dolapta bir şeyler var. Nereye arıyorsun durmadan? Bir cevapsız arama vardı da ona baktım. Hayatım, iyisin de gene şarkı sözünü unuttun. Yine çaktırmadan eline yazdığın şarkı sözlerine baktın. Yok, bu şarkı sözleri değil, alışveriş listesi yazmıştım. Ha. Anladım. Demek şarkı sözlerini unuttuğun için o yüzden yapıyorsun. Umut,
Müziğe saygın var mı senin? Var tabii. Niye şarkı söylüyorsun o zaman? Ne oldu Zerrin Hanım? Şarkıya mı duygulandınız? Buyurun. Umut, sen geçen hafta bir röportajında demişsin ki Türkiye'de bir tek benim sesim güzel, bir de Nuri sesi güzel. Ben şimdi sana bir ev ödevi vereceğim. Haftaya sen Nuri sesi güzelle düet yapıp geliyorsun. Senin favorin hangisi Necmi? Ne favorisi? Ne anlıyorsun bundan? Herkes birbirini aşağılıyor. Ben işten atıldım diyorum. Sen bunları seyretmeye devam ediyorsun. Ne o Necmi? Telefon faturası 665 milyon. Sadece izlemekle kalmamışsın demek. Ama Necmi ben onu çok beğeniyorum. Pek güzel söylüyor Ege. Bana ne ulan, bana ne? Hatta sana ne? Sana ne Necmi? Nurten Hanım bakın size kimi getirdi. Ege! Güzel çocuğum. Yarışma ne oldu yavrum? Ben kazandım teyzeciğim. Ben kaybettim. Ama olsun, sen kazandın ya, güzel çocuğun.